İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok gösterişli bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar, modelimiz çok zor görünen ama herkesin yapabileceği güzel bir model olduğunu düşünüyorum. 3 renk ip kullanacağım. Dilerseniz arasına beyaz da koyabilirsiniz. Şöyle daha önce zürafalarımı yaptım ve hemen modelimizin yapımına geçelim. Şöyle ilk zürafama her zamanki gibi ipimi sabitliyorum. Şöyle bakın, iğneyi battım. Buradaki ipi tutuyorum baş parmağımdan. Alttakini iki kere dolayarak şöyle ipimi sabitledim. Bir ileriye batıyorum. İki kere doladım. Bir tane zürafa. Hemen geriye batıyorum. Şöyle. Burada küçük bir tane pırpır yapalım. Bu şekilde. İleriye batıyorum. Dilerseniz tek, dilerseniz çift dolayarak şöyle aşağı inelim. Bir tane küçük diş oluşturdum. Hemen aynı şekilde bir tane zürafa. Şöyle zürafama batıyorum. Şöyle bir tane pırpır. İleriye batıyorum. Dediğim gibi dilerseniz tek, dilerseniz çift dolayarak yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde şöyle zürafamı oluşturdum. Zürafama batıp geriye gidiyorum. Geride bir tane pırpır. İleriye batarak aşağı. Şöyle birazcık ilerleyelim. Aynı mantıkla ilerleyelim. Hanımlar, şuralara kadar gelelim, yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde biraz ilerledim. Şimdi arasına bir 10 tane zürafa yapalım. Daha fazla da yapabilirsiniz. 10 tane ben kendim yeterli görüyorum. Şöyle zürafa yaparken alt sırada bir sıra zürafa varsa çift dolayarak ikinci sırayı yapın. Şöyle. Zürafalarınız daha tok durur. Tane yaptım hanımlar. Şöyle bir iki tane daha yapalım ya da bir tane daha. 11 tane toplamda yaptım. Bu tarafına da şurayı yaptığımız gibi model olarak, ara model olarak devam edelim. Şöyle hanımlar, bu şekilde bitirip gelelim. Hanımlar, bu şekilde ilerleyerek şu tarafı da yaptım. Şimdi koyu mavi ipimi taktım. Şöyle bakın, şuraya sabitliyorum hemen. Şuradaki ipimi bu şekilde kısalttım. Şuraya batıp bir tane bu şekilde pırpır yaptım.
Bu arada kesmem gerekiyor. Ben kesmeden devam edeceğim. Sizlerle beraber keseceğiz. Şöyle bir tane daha pırpır yaptım. Bu şekilde pırpır yaparak devam edelim. Bu arada aradaki ipleri kesmem gerekiyor. Tekrar söyleyeyim. Kafanız karışmasın. Şimdi keserken de göstereceğim sizlere. Hanımlar, şimdi bakın bu şekilde ara iplerimizi keselim. Bu arada benim makas çok da kesmiyor. O yüzden keserken biraz zorlanıyorum. Eminim sizin makas daha güzel kesiyordur. Şöyle aralarını keselim. Hanımlar, modelimin altı bu şekilde oldu. Şimdi hemen ara modelimize geçelim. Arası için şöyle yeşil ipimi taktım. Buradan 5. şöyle zürafaya sabitliyorum. 1 tane zürafa atladım. Şöyle bir tane büyük zürafa oluşturdum. En başa şöyle geldim. Burada küçük bir pırpır yapalım. Bakın çok küçük bir pırpır yaptım. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Şöyle aşağıya iniyorum. Aynı şekilde 5'e tamamlayalım. Hanımlar, tam olarak 6 tane yaprak yaptım. Şimdi buradan ipimi koparıyorum. Yaprak sayımız 6 tane olacak. Yoksa modelimiz olmuyor. Ben az önce yanlışlıkla yaptım. 5 tane tekrar düzelttim. Şimdi buradan ilk pırpırıma ipimi sabitliyorum. İlk yaprağım, pardon. Şöyle. İleriye batıyorum. Şöyle. Geriye. Tam şuraya en sona geldim. Burada bir tane pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Tekrar şöyle tepeye. Tekrar aşağı. Şöyle dilerseniz fazla da yapabilirsiniz. Toplamda ben 4 sıra. Şurada 4 tane düğüm oluştuğunda şöyle aşağı iniyorum. Daha devam etmiyorum. Şuraya batıyorum.
Bu kenara gelecek yaprağımız. Şimdi ortadaki yaprakları biraz daha farklı yapacağız. Ortada 3 tane yaprak yapacağız. Şöyle bir tane daha yaptım. Geriye gidiyorum. Burada bir pır pır tepeye çıkıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Hanımlar aradakini bakın. Aradaki 3 taneyi tepelerine pırpır yapıyoruz şöyle. Bakın pırpırımı yaptım. Şöyle aşağı indim. Aynı şekilde 2 tane daha böyle pırpırlı yapalım. Gelelim. Hanımlar şöyle ortada 3 tane ucunda pırpır yaprak yaptım. Sonuncuya bakın burası gibi yaptım. Şimdi buradan batarak ipimi buradan kesiyorum. Şimdi ipime farklı ip takıp geliyorum hanımlar. Bebe mavi renk takıp geliyorum. İpimi taktım. Şimdi şuraya bakın. İlk pırpıra ipimi sabitliyorum. Tam ortasına. Şöyle. İpimi sabitledim. Burada yapabileceğimiz kadar pırpır yapalım. Bir. Bakın. Aynı şekilde ipi tutuyorum. Aynı boyda oluyor. Tekrar batıyorum. Bakın pırpırımla aynı şekilde şöyle aynı hizada tutarak pırpır yapıyorum şöyle. Bu şekilde yaparsanız pırpırlarınız biri uzun biri küçük olmaz. Hepsi aynı boyda güzel olur. Hanımlar şöyle doldurdum. Bu şekilde kaydırdım ve elimle düzelttim. Buradan ipimi kesiyorum. Bu arada bayağı gösterişli bir model olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde hanımlar buraya koyu mavi, buraya açık mavi yapıp gelelim. Hanımlar modelim bitti. Ben arasını çok çok yakın yaptım. Çünkü bu kadar zürafa vardı. Siz yapacağınız zaman arasına kesinlikle 21 tane zürafa yapın. Çünkü bakın gördüğünüz gibi modelimiz baya baya büyük. Buna fiyat da söylemek istiyorum. Bunun fiyatı hanımlar 250-300 arası. Kesinlikle aşağısı olmaması lazım. Şuradaki tek tek pırpırlar sizi çok çok uğraştıracaktır. Aynı şekilde bu yapraklar da öyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.